Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yaşam ve Madeni sunar. Merhaba sevgili seyirciler, Yaşam ve Maden programına hoş geldiniz efendim. Bugün konumuz Türkiye'nin 100 yılında bor madeni. Ve bu mor madenini kim anlatacak bize? Tabii ki Eti Maden Genel Müdürü Sayın Serkan Keleşer, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçenki programda herhalde yaklaşık bir sene olmuş olabilir. Türkiye'nin borusu ötecek demiştiniz. Evet. 2022'nin son zamanlarında. Bakalım evet. Öttü mü, ötmeye başladı mı? Onu sizden birazdan alacağız. Anlatacağım. Çok güzel bir sunum hazırladınız. Çünkü. Anlatacağım, siz karar verirsiniz. Biz karar vereceğiz. Evet. Sonunda evet. Programın sonunda evet. Karar vereceğiz. Ve diğer konuğumuz da Ahmet Çevik. Çok sevilen sanatçı, tiyatro sanatçımız. Ve birlikte çok keyifle iki oyun oynadığımız arkadaşım, yakın arkadaşım. Hoş geldin sen çok de. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Bugün boru konuşacağız. Bakalım senin de bilgin var mı borla ilgili? Biraz baktım diyor. Baktın ha evet. Evet. Biraz dersini çalıştın biraz. Gelmeden önce. İnşallah çok güzel. Bu programdan sonra sayılı bor uzmanlarından olacaksınız. İnşallah ben bu de. Bu bilgilendirmeden sonra. Burada uzman olunmayacak gibi de değil. Öyle güzel anlatıyor. Zaten malzemelerden ve sunum hazırlıklarından belli oluyor. Şimdi bora geçmeden evvel önce bir tiyatro oyundan bahsedelim. Şu anda oynadığın iki oyun var. Piknik Sepeti ve Bir Yaz Eğlencesi. Evet. Biraz bahseder misin? Çok yoğun bir turne programınız var değil mi? Evet. Yani bu pandemiden sonra bayağı böyle bir insanların tiyatroya açtığını gördük. Gerçekten piyasada da görüyorum. Bütün oyunlar hemen hemen hepsi dolu. Biz de çok şükür her gittiğimiz şehre öncesinde biletlerimiz bitiyor. Bize bunları yaşattıkları için ayrıca tiyatro severlere çok teşekkür ederiz. Özlediğimiz manzaralardı bunlar. İnşallah ben de programın sonunda size kıyısından köşesinden bir tiyatro bulaştırabilirim. İnşallah. En kısa zamanda da oyunumuza bekliyorum sizi de. İnşallah, seve seve. Gelir orada da boru anlatırmışsın. Bora. Anlatırım. Ne güzel oyunun olur. Oyunun bir parçasına monte ederseniz. Çok güzel olur. Muhakkak borumuzu. Yapar. Ara araya çok güzel evet. Monte ediyor. Birlikte oynadığımız evet. Sahnelerde o günkü konuma göre, durumun işte şeyine göre, oynadığımız yere göre bir şeyler, lafları sokuşturuyordu. Çok güzel bir şekilde. Ya istiyorsan turne tarihlerinden bahsedelim. Piknik Sepeti'nin turne tarihlerinden. Olur, ben hızlı hızlı evet, geçeyim. Evet, insanlar merak ediyor. 18 Aralık'ta Urfa'dayız. 23 Aralık Kütahya, 24 Antalya, 25'inde Denizli'deyiz. Ocak, 14 Ocak Kocaeli, 15'i Bilecik, 21'i Adana, 22'si Mersin, 25'inde de Ataşehir'deyiz. Güzel bir komedi oyunu. Dediğim gibi gerçekten insanlar çok beğeniyorlar. Oyunun sonunda o insanlara para verseniz ayakta alkışlatamazsınız ama şükürler olsun böyle manzaraları görmek benim çok hoşuma gidiyor. Ya, biraz biliyorsun beni. Gidiyor, iki farklı ailenin bir arada böyle bir ormanın içinde piknik yapıyor olmaları ve onların ilerleyen dakikalarda birbirlerine olan yakınlaşmalarını anlatıyoruz. Çok güzel, çok komik bir oyun. Ben bir de her oyunumda mutlaka seyirciyi oyunun içine dahil etmesini çok seviyorum. Seyircinin bu çok hoşuna gidiyor. Güzel bir oyun. Yazan Deniz Nida Şener, yöneten de sensin. Ahmet ya ben haddim olmayarak yönettim. Yani evet, Sinan Benger var. Sinan Benger evet. Gibi bir ustayla beraberiz. Gene onu olacak o kadardan tanıyorlar. Oyuncu arkadaşlarıma da buradan evet. Seval Tufan, Yelda Alp, Serhan Atak ve Deniz Nida Şener. Onlara da buradan selam olsun. Evet. Güzel bir ekibiz. Çoğunu da tanıyorum, çok seviyorum. Selam ve sevgilerimi teşekkür buradan ederim. Göndermiş olalım. Bir de istersen Levent Kırca'yı da burada almış olalım. Sen onun bir öğrencisiydin ve olacak o kadar ekibinde yıllarca çalıştınız. Evet. Neler söylemek istiyorsun? Buradan ben onu hala öğrencisi olduğumu düşünüyorum. Evet. Levent abiyi nefesim yettiği müddetçe anmaya devam edeceğim. İsmini yaşatmaya devam edeceğim. Çünkü benim hocam şu anda eğer yani iyisiyle kötüsüyle bir tiyatrocuysam onun sayesinde oldu her şey. Mekanı cennet olsun. Hepimizin hayatında evet. Çok önemli bir yere sahip. Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. Türkiye'nin 100 yılında bor madenini sizden dinlemeden önce bor madenini anlatır mısınız? Bor nedir? Nerede kullanılıyor? Evet. Çok teşekkür ediyorum. İkinci kez beni misafir ettiniz. Tabii ki memnuniyetle. Hem Eti Madenimizi hem borla ilgili yaptıklarımızı anlatma fırsatı verdiniz evet. Bizlere. Ayrıca az önce sanatçımızın da bahsetmiş olduğu gibi Levent Kırca Bey
bizim çocukluğumuzda, lise yıllarımızda, üniversite yıllarımızda televizyondan oturmadan seyrettiğimiz, ayakta izlediğimiz bir sanatçıydı. Doğru. Ben de kendisini rahmetle anıyorum. Teşekkürler. Etimadenimiz 1935 yılında kurulmuş bir kurum. Hı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş bir kurum. Biz büyük bir vizyonla kurulmuş. MTA ile Maden Teknik Arama Enstitüsü ile aynı dönemde kuruldu. 1935'te. Kuruluş amacı da işte MTA Türkiye'mizdeki madenleri araştıracak. Bulduğum madenlerle ilgili işletme çalışmalarında Etimaden yapacak. Hı. 1935'ten 2022'ye bir serüvenimiz var bizim. Yani köklü bir kurumuz. Çok köklü, doğru. Yani beni seyircilerimiz, sizler dinlerken öyle alelade, sıradan bir kurum gibi dinlememenizi istirham ediyorum. Çünkü dediğim gibi 1935'te kurulmuş bir kurumdan bahsediyoruz. Köklü bir kurum, müthiş bir insan birikimi, tecrübe birikimi olan bir kurumdan bahsediyoruz. Metalik malzemelerle ilgili bakır, alüminyum, krom, birçok bu madeni işletmiş, çalıştırmış, satmış, ülke ekonomisine değer katmış bir kurumdan bahsediyoruz. Bor bunların en önemlilerinden biri. Biliyorsunuz boru ilgili kanun gereği devlet eliyle çıkarılması, işletilmesi yapılmakta. Bu da Etimaden'e verilmiş bir hak. Etimaden de %100 devletimizin, halkımızın bir kurumu. Bu anlattıklarımı bu gözle dinlemenizi istirham ediyorum. Onun için böyle ayrıntılı bize anlatmaya çalışıyorum. Yani, size ait. Evet, yani burada üretilen bütün katma değer, bütün fabrikalar, bütün bu madenler, bütün çalışmalarımız ülkemizin refahını yukarıya çıkarmaya yönelik çalışmalar. Onun için baştan bunu anlatmak istiyorum. Bazen çünkü değişik sorular geliyor. Sanki böyle özel bir kurummuşuz gibi bir muamele yapılmaya çalışıyor. Biz öyle özel bir kurum değiliz. Devlet kurumuyuz. Halkımızın kurumuyuz. Halkın bütün katma değeri halkımıza aktarmaya çalışan bir kurumuz. Bor, az önce sizin sorunuzdan da başlarsak, yani borun kullanılmadığı alan yok gibi. Yani bor esas hayatımızda. Az önce yayına başlamadan önce söyledim. Yani şu kullandığımız gözlük camlarından, kullandığımız telefonun camından, evimizde kullandığımız seramiklerden, ayağımızın altındaki duvardaki seramiklerden, babaannemizin, anneannemizin, hatta bizim gözümüzü mikroplandığında kullandığımız göz damlasına kadar 250'den fazla kullanım alanı olan bir üründen bahsediyoruz. Evet. Madenden bahsediyoruz. Şurada görmüş olduğumuz cevherimizden bahsediyoruz. Bor madeni cevherinden bahsediyoruz. Böyle geniş bir kullanım alanı olan bir maden, bor madeni. Tabii herkes konuşmalarına başladığı zaman ilk söylediği konu borla ilgili. Borun yaklaşık %73 rezervinin ülkemizde olduğudur. Tabii bu güzel bir şeydir, iyi bir şeydir ama birazdan konulara değindiğim zaman da siz de fark edeceksiniz. Tabii ki bu %73'ü söyleyebiliriz ama ilk söylememiz gereken şey, ben sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Borun %73'ü bizde ama daha önemlisi dünyanın en kaliteli bor cevheri, bor madeni cevheri bizde. Birazdan anlatacağım. Bor cevheri değişik ülkelerde de var. Ama dünyanın en kalitelisi bizde. Yani bizim özellikle buna vurgu yapmamız lazım. Kaliteden. Çünkü kaliteli cevher demek kaliteli borla ilgili ürünleri yapıyor olmanız demek. Bir de dünyada ilk sıradayız galiba. Pardon, evet. Lafınızı kestim. Doğru. Ama. Hem satışta bahsedeceğim hem rezervde ilk sıradayız. Ama şunu tekrar etmek istiyorum. Çok olan ucuz olur. Siz eğer cümlelerinize borla ilgili %73 ile başlayınca bu dünyaya satıyoruz. Etimaden'in 100 ülke, 380 destinasyon, 10 binden fazla müşterisi olan bir kurumdan bahsediyoruz. %96'dan fazlasını ihracat yapan bir kurumdan bahsediyoruz ürettiği ürünün. Şimdi onun için uluslararası pazarlarda oturduğunuz zaman bu %73 konusu hemen şöyle gündeme geliyor. Sizde çok indirim fiyatı. Çok olan ucuz olur çünkü. Evet. O yüzden şimdi biz müşteri ziyaretlerinde de konuşmalarımızda da hep şundan başlıyoruz. Türkiye bor cevherinin en kalitelisine sahip. En kaliteli bor cevheri bizde. Ondan üretilecek ürünler de
doğal olarak en kalitelisi oluyor. Peki kaliteyi nereden anlayabiliriz? Hani onu soranlar. Ürünlerden bahsediyoruz. Nasıl, evet. O ürünlere geçtiğinizde anlayabiliyorsunuz. Ben şöyle evet. kalkıp biraz evet, bir dünya yurt, rezervlerinden evet. bahsedeceğim. Dünya, ondan sonra yurt içi pazarına kaliteden geçeriz. Kaliteden de oradan tamam. geleceğiz. Şimdi, hadi bakalım. Burada da görmüş olduğunuz gibi dünyada yaklaşık 4,5 milyar ton bor rezervi var. 4,5 milyar ton. Bu 4,5 milyar tonun yaklaşık %73'ü yani 3,3 milyar tonu bizde. Yani 4,5 milyar tonun 3,3 milyar tonu bizde. 1,2 milyar tonu da rakiplerimizde. Böyle bir cevhere sahibiz, evet, böyle şanslıyız. Bir rezerve sahibiz. Evet. Mesela ilk sıradayız %73 ile, %7 ile Rusya, %6 ile Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Şili, Sırbistan, Peru diye gidiyor. Bu rakamları aklınızda tutmanızı istirham ediyorum. Şimdi ben mühendis olduğum için, bu rakamlarla da çok haşır neşir olduğum için sık sık rakam söyleyeceğim. Çünkü doğal olarak ben bu konuyu anlatmam için rakamları kullanmam lazım. Tabii. Nereden nereye gelmek istediğimizi anlatmak için rakamları kullanmam lazım. %73 rezerv 3.3 milyar tona denk geliyor ve %1.2 milyar tonda rakiplerde bir rezervden bahsediyoruz. Nerelerde var? Burada görmüş olduğunuz gibi Balıkesir'de Bigadiç'imiz de var. Aynı şekilde Kütahya, Emet ve Hisarcık ilçelerinde var. Eskişehir'de Kırka'da ve Bursa Kestelek'te bor rezervlerimiz var. Hı hı. Aynı yerlerde de fabrikalarımız mevcuttur. Pazarın büyüklüğü 4 milyon ton. 4 milyon ton bor ürünü kullanıyor bütün pazarda ve yaklaşık parasal değeri de 2 milyar dolar. Yani 2 milyar dolarlık bir bor pazarından bahsediyoruz. 4 milyon tonluk bir bor pazarından bahsediyoruz. Dünyada bor üreticilerine bakarsak ben buraya 16 tanesini aldım. Birinci sırada Etimaden. Dünyanın bor üreticilerinin en büyüğü Etimaden. İkinci sırada US Borax ana rakibimiz. Cyrus Vale yine Amerika Birleşik Devletleri'nde rakibimiz. Chi Borax Şili'den diye devam ediyor. Bakın bu piyasada 4 milyon ton, 2 milyar dolarlık piyasada 16 tane üretici saydım. Burada. Evet. Daha fazla da ben ilk 16'yı aldım, büyük 16'yı aldım. Yani bor piyasası rekabetin olduğu bir piyasa. Yani sizin rezerviniz var ama bor piyasası da ne? Rekabetin olduğu bir piyasa. Ve 4 milyon ton bor kullanım ve 2 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz burada. Peki dünyada ne kadar bor üretiliyor? Dünyada ne kadar bor üretiliyor? 5.7 milyon ton üretim kapasitesi var dünyada. 5.7 milyon ton ve bunun 2.7 milyon tonu ülkemizde, 1.3 milyon tonu ana rakibimiz olan Amerika Birleşik Devletleri'nde. İkimizi toplarsanız 4 milyon ton ediyor. Dünya tüketimi neydi? 4 milyon ton. Ve diğer ülkelerin üretim kapasitelerini görüyorsunuz. İşte Peru'da, Bolivya'da, Şili'de, Arjantin'de, İtalya'da, Çin'de, Rusya'da ve Hindistan'da totalde 5.7 milyon ton bor üretim kapasitesi var dünyada. Bizimkisi 2.7 milyon ton. Toplam üretimin %48'ine sahibiz biz. Bayağı çok yarısı, güzel. Çok üretimin. Üretimine. Yalnız bunu satamazsanız bir anlamı yok. O da var. Satışı şimdi az önceki rakamları düşünün. Dünyada 73 bor rezervimiz var. 3.3 milyar ton. Dünyada 4 milyon ton bor kullanılıyor. 5.7 milyon ton üretim kapasitesi var. Bu piyasa nasıl bir piyasa? Rekabetin olduğu bir piyasa. Herkes malını satmaya çalıştığı bir piyasadan bahsediyorsunuz. Ve Türkiye tek başına bütün bu piyasaya bor verse, Türkiye 700-800 yıl bor verebiliyoruz. Hiç kimse olmasın. Tek başımıza biz verelim. Rakamlar bunu söylüyor. Evet, evet, evet. Aynı şekilde hiç Türkiye'de bor olmasın. Biz bor üretmeyelim. Rakiplerimiz de 300-400 yıl bor verebilir. Böyle bir piyasadan bahsediyoruz. Yani bu dediklerimi düşünerek dinlemenizi istirham ediyorum. Bölgesel pazarlarda nasılız? Dünyadaki o 4 milyon ton borun %50'si Asya bölgesinde kullanılıyor yaklaşık. %18'i Avrupa bölgesinde, %18'i Kuzey Amerika'da, %10'u Güney Amerika'da, %1'i Afrika ve %1'i de Orta Doğu'da kullanılıyor. Borun o 4 milyon tonun kullanım miktarları. Yani neredeyse 2 milyon tondan fazlası Asya bölgesinde kullanılan bir bordan bahsediyoruz. Aynı şekilde Etimaden'in bu bölgelerdeki payına bakarsanız, mesela Avrupa'da 2021 yılında %94 pazar payımız var. Neredeyse hepsi. Aynı şekilde Asya'da %65,
Kuzey-Güney Amerika'da %35, Afrika'da %84, Orta Doğu'da da %57 pazar payımız var. 2021 yılında Etimaden yaklaşık 2.630 milyon ton bor satışı yaptı. Ve bunun karşılığında 1 milyar 30 milyon dolar ciro yaptı. O 2.630 milyon ton ve 1.30 milyon dolarlık satışımızın dağılımı bu. Peki pazar payımız ne oldu? İlk defa 2021'de %60'ın üzerine geçtik pazarda. Peki rakip ne yaptı? Ana rakibimizi bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri. Rakibimizin rezervi %6'ydı. Hatırlıyorsunuz. Üretim kapasitesi 1.3 milyon tondu. Bundan 3-4 yıl önce rakibimizin yaklaşık %27-28 pazar payı vardı. %27-28. Dikkat edin. %6 rezerv, %28 pazar payı. Hmm. Neredeyse 4 katından fazla, 4,5 kat. Evet. Bizim rezervimiz %73, bu sene pazarımız %60'ın üzerine çıktı, %62 oldu. Onun için bizim pazarlamadaki mottomuz hedef rezerv kadar pazar. Rezervimiz %73, pazarımız da %73 olsun diyoruz. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bor piyasası rekabetçi bir piyasa. Bor piyasasında mal satmak dışarıdan göründüğü gibi tekel olduğumuzu sananlar için bu kadar ayrıntıyı anlatıyorum. Bor piyasasında Türkiye tekel değil. Ne verirsek gider, ne verirsek satarız, ne verirsek alırlar yok. Çok önemli. Rakamlar bunu söylüyor zaten. Yani ben değil, rakamlar böyle söylüyor. 2022'de ne yapacağız? Yeni bir rekor kıracağız. Geçen yılki rekorumuzu bir daha kıracağız. Bu sene de Allah nasip ederse 2.650 milyon tona yakın bir ürün satacağız. Ve 1.250 milyon doların üstünde 1.3 milyar dolara yakın bir ciro yapacağız. Yine bir rekor olacak bu Etimaden için. Hem üretim açısından hem yapılan ciro açısından yeni bir rekor olacak. Yine pazar payımız %60'ın üstüne çıkmış olacak. Bu pazar payımızı devam ettirmek istiyoruz, sürekliliğini sağlamak istiyoruz. Etimaden'in 3 önemli sac ayağı var. Kalite, sürdürülebilirlik ve inovasyon. Sürdürülebilirlik satışta, kalitede, her şeyde sürdürülebilirlik. Artık dünyanın konuştuğu konu bu sürdürülebilirlik. Aynı şekilde kalite de öyle. Ve inovasyon, boru katma değerli ürünlere götürmek. Bölgesel pazarlardan da bahsettim. Peki bor ürünü nerelerde kullanılıyor? Bu da çok merak ediliyor, çok soruluyor. Borun yaklaşık %50'si cam sektöründe kullanılıyor. %50'si. Ve ilk defa 2021'de bor tarımda ikinci sıraya çıktı dünyada kullanım alanı olarak. %17 ile ikinci sırada. Masalarımızda da var kahvelerimiz. Borun mikro besleyici olarak kullanarak kahve üretiminde kullanılıyor. Biz bor satıyoruz ve o kahveleri mesela Guatemala'dan bizim bor gübremizi kullanan, mikro besleyici olarak kullanan üreticiden gönderdiler. Çok enteresan gelmişti. Gübre buradan, bor gübresi. Evet, kahveyi görün. Evet, Guatemala'ya gidiyorsun. Ne sağlıyor? Konusu geldiği için söyleyeyim. Bu bizim bildiğimiz NPK gübreleri gibi böyle bol bol verilmez, az verilir ama İki önemli görevi vardır. Bir, mikro besleyici olarak kullanılır. Bir, şu çekirdeğin kalitesini... Evet, gübreyi evet, de gösterelim. Esas gübre burada. Doğru, Etidot 67'miz. Borun diğer ürünleri de gübre olarak kullanabilir. Özel olarak gübre içinde bu ürünü çıkardık biz. Şurada görmüş olduğunuz kahve çekirdeklerinin randımanını artırıyor %15-20. Aynı zamanda yıllık rekorteyi de artırıyor. Hem kaliteyi artırıyor hem rekorteyi yukarı çıkartıyor. Borun öyle bir özelliği var ve ilk defa 2021 yılında tarımda bor ikinci sıraya çıktı. Sonra seramik, daha sonra diğer sektörler gibi sektörler. Ama dikkatinizi çekiyorum bakın. Bu bahsetmiş olduğumuz kullanım alanlarında bor hep amiyane tabirle yancıdır. Yandan girer. Bakın cam yünü, borosilikat cam ve e-camlarda %7-8 ile %5-12, %10-15 arası kullanılıyor. Hep yandan giriyor. Yani ana ham madde o değil. Evet. Onun için biz şunu söylüyoruz. Borun 3 tane düşmanı vardır. Borun. Bir, düşmandan kastım rekabet ettiğimiz. Evet. Bir, borun kendi ürünleri içinde bir geçişliliği vardır.
Bu bir rekabettir aslına bakarsanız. İkincisi, borsuz üretim vardır. Çok tehlikelidir bizim açımızdan. Böyle bir rezerve sahip, böyle bir ticaret hacmine sahip bir ülke, bir şirket için, bir yapı için çok tehlikelidir. Evet. Borsuz üretime geçme. Doğru. Aynı şekilde borun ikamesi vardır. Yani bor yerine başka bir ürün kullanılır. Hı hı. Bu üç tehlikeye göre bizim pazarı analiz etmemiz, fiyatlandırmamız, kalitemizi, lojistiğimizi buna göre ayarlamamız gerekiyor. Yani bu üç tehlike hiçbir zaman göz ardı etmeden hareket etmemiz gerekiyor. Hep rekabet içerisinde durabilmek lazım. Yani ne verirsek gider, evet. Ne verirsek alırlar, bizden almak zorundalar. Böyle bir piyasa yok. Dikkat edin, burada borun yancılığından bahsettim. Hı. Az sonra bahsedeceğim büyük projelerde bu çok önem atfediyoruz bu konuya. Onun için bunu altını çizmek istedim. Peki diğer sunuma geçmeden önce bir reklam arası verelim mi? Peki. Sonra devam edelim. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın sunduğu Yaşam ve Maden devam edecek. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın sunduğu Yaşam ve Maden devam ediyor. Reklamlar sonrası tekrar birlikteyiz. Bugün Türkiye'nin yüzyılında bor madenini konuşuyoruz. Sunuma başlamıştık. Eti Maden Genel Müdürü Sayın Serkan Keleşer çok güzel bir sunum hazırlamış. Şimdi devam edeceğiz ve diğer konuğumuz tiyatro sanatçısı Ahmet Çevik. Buyurun Serkan Bey, devam edelim bakalım. Şimdi rakamlarla Eti Maden'e geçmiştik. Rakamlarla Eti Maden 2021 yılında %62 bor pazarına sahibiz dünyada. Rakibimizi ilk defa %20'lere çektik. Pazarlamadaki mottomuzda hedef rezerv kadar pazar. Rezervimiz %73, pazarımızda %73 olsun. Bir nokta yaklaşık 1 milyar 30 milyon dolar ciromuz oldu. 350'den fazla ülkeye, müşteriye satış yapıyoruz ve 7250 çalışanımız var. Ve satışlarımızın %96-97'si ihracat. Yaklaşık 100 bin ton da iç satışımız var. 2.630 milyon ton da bor satışımız var. Rezervimizde 3.3 milyar ton. Türkiye'de üretim yapan, lojistik yapan, satış yapan, pazarlama yapan, ihracat yapan ve bunu da yaklaşık 2.6 milyon ton yapan bir kamu kurumundan bahsediyoruz. Ve bunu kamu eliyle yapıyoruz. Bu çok değerli. Burada emeğe geçen, bize destek veren hem bakanlığımıza, bakanımıza hem de çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. 2022'de bu tablo nasıl olacak? 2022'de de az önceki tablolardan sunmuştum. Yaklaşık bizim 2.7 milyon ton üretim kapasitemiz var. Geçen yıl 2.630 üretip sattık. Bu yıl da 2.630'un üstünde 2.650 satacağız. 1.3 milyar dolar yapacağız bu sefer. Neredeyse %30'a yakın bir ciro artışımız olacak. Bu yılki rakamlarla da %60'ın üstünde kalacağız pazar olarak. Dikkat ederseniz rakamlara Eti Maden %95'in üstünde kapasite kullanımıyla çalışıyor şu anda. Hmm. Geçen yıl da öyleydi, bu yıl da öyleydi. Yani bu özel sektörde bile ulaşılan bir rakam değildir. Yani %95-96 üretim kapasitesini kullanıyor olmak, yani bu özel sektörde 70'ler-80'lerdedir. Çok iyi. Yani bu bütün çalışanlarımızın, bütün yöneticilerimizin bir başarısıdır. Evet. İnşallah 2023'te de böyle devam etmeyi planlıyoruz. Şimdi bizim bir sloganımız vardı o zaman 2017'de başladığımızda. Dedik ki, borun geleceğini tasarlayalım. Borun geleceğini. Borun geleceğini tasarlamak, yani boru kullanım alanlarını genişletelim, boru üretim kapasitelerimize göre satışlarımızı ayarlayalım. Ama şimdi yeni bir merhaleye geçiyoruz artık. Borun geleceğini tasarlamaktan bor ile geleceğimizi tasarlamaya geçiyoruz artık. Yani borun geleceğini tasarlama işi bitti. Şimdi borla geleceğimizi tasarlayacağız. Aslında bu kadar kıymetli bir şeyin halkın içinde tanınmaması, bilinmemesi şey değil mi? Valla şöyle, bu konuda geçen bir yıl önceki şeyde de bahsetmiştim, öyle bir giriş yapmıştım. Esas halkımız tanımıyor, bilmiyor değil. Yanlış tanıyor, yanlış biliyor. Hı-hı. Bu daha kötü. Evet. Yani ben hiçbir şey bilmese halkımıza ben daha rahat anlatırım. Ama yanlış bilince eliniz kolunuz gidiyor. Hı-hı. Yani şöyle sokağa çıkın, bir vatandaşa bor deyin, hemen başlar sayma.
Baybor çıktığı gibi satıyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle ediyorlar, bilmem ne yapıyorlar, ülkeyi peşkeş çekiyorlar tırnak içinde. Böyle sorular. Oysa bunların hiçbir gerçek değil. Şimdi bu yanlış bilgileri düzeltmek daha zor oluyor. Tamam. Biz de bunu bir misyon edindik. Üniversitelere gidiyoruz. Üniversite öğrencilerine, yani neredeyse ben göreve başladığımdan bugün 16-17 üniversite öğrencilere ve üniversite hocalarımızla buluştuk. Bunları anlatmaya, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Bu bilinen yanlışları. O yüzden çok görevimiz var. İşte bugün bu da bir vesile bu programda. Ben bu konulara girip anlattığımda da birçok insan programın sonunda bana ya biz böyle bilmiyorduk diyorlar. Aynı şekilde ben evet. De yani bizim bütün hikayemiz boru daha çok bilinen, daha uç ürüne giden, daha katma değeri olan ürünlere giden ve bunu da ülkemize katma değer olarak katabileceğimiz projeleri yapmak. Ve borla geleceği tasarlamak. Borun kullanım alanını arttırdıkça %73 bor rezervine sahip, dünyadaki üretim kapasitesinin yarısına sahip ülkemize daha fazla katma değer katacağız. İnşallah. Buradaki en önemli projelerimizden biri de şu görmüş olduğunuz bor cevherimiz. Yani hep bor konuştuğumuz cevherimiz, dünyanın en kaliteli bor cevherimiz bu. Şimdi bu cevherimiz, şurada görmüş olduğunuz tesisimizi, bor karbür tesisimizi Allah nasip ederse geçen yılki programda söylemiştim. 2022'nin sonunda, 2023'ün başında devreye alıyoruz. Bu tesisi devreye aldığımızda bu cevherden ne yapmış olacağız? Onu anlatmak istiyorum. Şu anda şu cevher tonu $120-150 civarında satılan bir ürünümüzdü. Bor cevheri, bu cevher. Tabii bu şu anda böyle bir satışımız yok ama halka sorun. Biz bunları topraktan çıkartıyoruz, çuvallara koyuyoruz, satıyoruz. Öyle bir algısı var halkın. Oysa biz böyle bir satış yapmıyoruz. Bunu alıyoruz bu cevheri. Bir takım fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirerek mesela burada görmüş olduğunuz borik asite çeviriyoruz. Şu borik asit. Evet, şuradaki. Şurada görmüş olduğunuz ikincisi. Evet. Bu bizim vizyon piramidimiz. Aynen, çok güzel ama. Şu vizyon piramidimiz, evet, bu cevher. Şu ikinci basamak borik asit. Peki bu borik asiti bu cevherden bir takım fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirerek ürettiğimizde kaça satıyoruz? Şurada görmüş olduğunuz gibi 1000 ile 1200 dolar arası piyasada satış rakamından var. Bahsediyoruz burada. Dikkat ederseniz bir yıl önceki programda bu rakamlar 800-900 dolarlardı. Fiyatlarda da bir artış var. 1000-1200 dolarlar. Yani cevherden borik asite geçerken 1'e 6, 1'e 7 bir katma değer katıyoruz. Bir takım fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçerek. Yani boru topraktan çıktığı şekliyle satmıyoruz. Borik asit örnek yaparak satıyoruz. Rafine bir ürüne çeviriyoruz. Bizim işimiz bu ikinci kademede bitiyor böylece. Burada görmüş olduğunuz işimiz. Ama şimdi biz ne yapıyoruz? Borla geleceği tasarlamak dediğimiz bu bor karbür tozunu üretmeye çalışıyoruz. Bor karbür tozu ne? Borik asitle, burada da görmüş olduğunuz gibi, borik asitle petrokok ve grafiti karıştırıyoruz. Bir bor karbür ingotu elde ediyoruz. Şurada görmüş olduğunuz bu ingot. Bu kadar bir fırının içinden çıkan bir parçadan bahsediyoruz. Bu ingot bu şekliyle kullanılmıyor. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Öğütmemiz gerekiyor. Toz haline getirmemiz gerekiyor. Peki elmastan sonra en sert, üçüncü malzeme olan bu bor karbür ingotunu toz haline nasıl getireceğiz? Elmastan sonra en sert üçüncü malzemeden bahsediyoruz. Ve bunu şurada görmüş olduğunuz bu toz haline getirmemiz gerekiyor. Bunu nasıl getireceğiz toz haline? Tek bir yolu var. Kendisiyle öğüterek. Başka yolu yok. Bunu atıyorsunuz havaya, birbiriyle çarptırıyorsunuz. Yanlardan tozları alıyorsunuz. Başka türlüsünü öğütemezsiniz. Çünkü elmastan sonraki en sert üçüncü malzeme. Yani elmasla öğütmeye kalksanız çok pahalı olur. Ama bu tesisi kurmak da kolay değil. Tabii. Çünkü bunları yaparken de az sonra rakamlardan yine bahsedeceğiz. Mühendis olduğumuz hep rakamlar, paralardan gideceğiz. Aha. Ne kadar zor bir projenin, ne kadar katma değerli bir projenin içine girdiğimizde anlatacağım. Şimdi bu bor karbür tesisinde bu ingotu elde ettik, sonra tozu elde ettik. Bu tozun şurada yazmış olduğumuz gibi tonu şu anda 35-45 bin dolar arası. Yani hikaye 120 dolardan 1000 dolara, 1000 dolardan 35-40 bin dolara geldi. Ve bu tozun kendi başına bir ticareti var. Bir de bu tozdan da başka bir ürün üretebilirsiniz. Yani bir kademe daha gidebilirsiniz. Örnek mi?
roket nozulu. 243 gram bir roket nozulundan bahsediyoruz. Tanesi 1000 dolar ve yaklaşık %70'i bor karbür ve 4.1 milyon dolara geliyor tonu roket nozulu yaptığınızda. Aynı şekilde bakabilir miyim? Tabii tabii. Kumlama nozulu yapıyorsunuz. Kumlama nozulu yapıyorsunuz ve yaklaşık tanesi 125 dolar, 47 gram ve %100 bor karbür. Bu sefer tonu 2.7 milyon dolara geliyor yaklaşık bunu yaptığınızda. Tekrar dikkatinizi çekiyorum. Borla kullanım alanları ile ilgili bahsettim ya, camda, evet. Efendim. Yan ürün orada. Yan, hep yancıydı. Yancı. Peki burada yancı mı? Hayır, esas. Bakalım. Ha? Bor karbürü üretimindeki karışımın yaklaşık %70'ine borik asit. Anladım. Yani bor karbürü imal etmeniz için borik asit %70 koymanız lazım. Artık yancı mı? Değil. Artık yancı değil. Ana ürün. Ana ürün. Yani bu bor karbürden yapılan roket nozulu 243 gram, 1000 dolar ve bunun %70'i bor karbür tozu. O %70 bor karbür tozunun da %70'i borik asit. Yani bunun %50'sinden fazlası bor. Bu ne anlama geliyor? Yancılıktan çıkmış, artık içeride değer zincirinde çok vazgeçilmez bir ürün anlamına geliyor bu. Şimdi, yani rekabetçi ortamında değeri artmış oldu. Kontrol Türkiye'nin elinde demek bu. Çünkü konuşmamın başında ne dedim? En kaliteli cevheriniz varsa en kaliteli ne yaparsınız? Borik asit yaparsınız. En kaliteli borik asit yaparsanız en kaliteli bor karbür tozunu imal edersiniz. Bundan. En kaliteli bor karbür tozunu yaparsanız da en kaliteli roket nozulu, kumlama nozulu yaparsınız. Şurada da görüyorsunuz. Bu da torna ve frezelerin ucu. Hani malzemeleri işlediğimiz, şurada görmüş olduğunuz dişleri işlediğimiz kesici uç. 1.25 gram, 1.5 dolar tanesi. %100 bor karbür. Tonu nereye geldi? 1.2 milyon dolara geldi. Yani işin hikayesini anlatmaya çalışıyorum. Düşünebiliyor musunuz? 120 dolardan başlayan bir hikaye, borik asitte 1000 dolara, bor karbür tozunda 35-45 bin dolar arasına, ondan üretilen uç üründe 4 milyon dolara, 2,5 milyon dolara, 1.2 milyon dolara, şurada görmüş olduğunuz takım uçlarında 1.2 milyon dolara geliyor. Peki, o zaman uluslararası pazarda da vazgeçilmez oluyor Türkiye böylece. Aynen. Bütün bor, evet, piyasasının doğru. 4 milyon tonun yaklaşık parasal değeri 2 milyar dolar. Bunları söylemem lazım ki ne yapmak istediğimizi anlayalım. Hı hı. Yani etimaden olarak biz bütün boru satsak, 4 milyon tonu etimaden verse 2 milyar dolar, 2 milyar dolar alacağız. Alacağız. Peki bu bor karbürden imal edilen bu roket nozulu, kumlama nozulu, takım tezgahları ucu, şunlar, aynı şekilde balata. Bakın fren balatalarında bile kalitesi düşük olanlar kullanıyor, parlak. Bu. Evet. Aynı şekilde zımpara, yani çok basit. Çocukluğumuzdan beri gördüğümüz, evet, zımpara. Şu görmüş olduğunuz zımparanın o parlak, parlayan tarafı bor karbürdür. Kalitesiz olanıdır. Hmm. Bunlar kalite kaliteyi 35-45 bin diyorum. Bunun tonu da 10-12 bin dolardır. Kalitesiz de çıkıyor bunun. Düşünebiliyor musunuz kullan? Peki bu piyasanın total değerin, parasal değeri nedir biliyor musunuz? Yaklaşık 60 milyar dolar. Anlatabiliyor muyum? Yani şurada biz bütün boru satmış olsak elde edeceğimiz 2 milyar dolar, bor karbür ve ondan sonraki bu ürünlerin pazarı yaklaşık 60 milyar dolar. Senelik. Senelik. Çok ve devamlı kullanılıyor ve stratejik yerlerde kullanılıyor. Tonu 120 dolardan 4 milyon dolara, 2,5 milyon dolara, 1.2 milyon dolara giden ne yapıyorsunuz? Ürünler çıkartıyorsunuz, evet, ve onun total değeri daha çok şişir, daha 60 çok milyar dolar. Bir anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Yani bizim esas yönelmemiz, gitmemiz gereken taraf bu taraf. Bu taraf, evet. Yani 2 milyar dolara kalmayacağız. Daha da fazla. Evet. Burada ne yapacak etimaden? Şimdi etimaden bor karbür tozunu imal edecek. O bor karbür tozunu
özel sektörümüze verecek. İlk defa Bor'da 2022 yılında bu değer zincirini tamamlamış olacağız. Cevher bizde, borik asit bizde, bor karbür tozu bizde ve zırh yapacağız. Kayseri'de ve Ankara'da bu zırh fabrikası kuruldu. Biz o bor karbür tozunu vereceğiz, zırh yapacağız. Zırh yaptığınızda da tonu 400 bin dolara göre. Peki niye zırh yapılacak? Niçin çelik değil de bor karbürden zırh? Bir askeri, bir tankı, bir helikopteri, 10 tonla zırhlayacağınız bir tankı 3-4 tonla zırhlayacaksınız. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani neredeyse 3'te 1'e yakın hafiflik. Bu ne sağlar? Daha ileriye gitmenizi, daha az enerji harcamanızı, daha reflekslerinizin hızlı olmasını sağlar. 2022'nin sonunda bu şeyi, bu projeyi gerçekleştirmiş olacağız. O değer zincirini. 2023'ün ilk başında açmış olacağız. Şimdi hemen ikinci projemize geçelim. Tabii ki. Hızlıca. Bu bor karbürün kullanım alanlarını görüyorsun. Savunma sanayi, refraktör, otomotiv, uzay, nükleer, elektronik, bütün alanlarda kullanıyor. Bu 60 milyar dolar dediğim pazar bir tek bu. O zaman özel sektörü, yurt dışında bu ürünü imal edenleri Türkiye'ye çağırıp bu ürünleri ürettirebilirsiniz. Çünkü bor karbür sizde, borik asit sizde. Bir mi anlatabiliyor muyum? Şimdi ikinci proje Ferrobor. 17 Eylül 2022'de temelini attık. Aynı hikaye. Cevher, borik asit bu sefer demir tozlarıyla, hurda demirle karıştırıp bir ferrobor elde ediyorsunuz. Bu ferrobor da çelik sanayinde kullanılıyor. Yaklaşık ton 6-7 bin dolarlık bir ürün. Ne olmuş oldu? 120 dolardan 1000 dolara, 6-7 bin dolara ve sonra çelik sektörümüze veriyoruz. Şu anda onlar yurt dışından alıyor bunu. Biz imal etmiş olacağız. 17 Eylül 2023'te de temelini atmış olacağız Bandırma'da. Böylece ne olmuş olacak? Bir değer zincirini daha tamamlamış olacağız. Bu borda da ikinci değer zincirimiz Ferrobor. Ferrobor nerelerde kullanıyor? Bakın ne dün Ferrobor mıknatıslarda, Ferrobor çeliklerde kullanıyor. Elektrik motorlarında, otomotiv sanayinde, rüzgar santrallerinde kullanılıyor. Bakın şurada ondan üretilmiş bir Ferrobor üretilmiş bir saç parçası görüyorsunuz. Biz de biliyorsunuz en büyük enerji giderleri, kayıpları trafolarda ısınmadan değişik olaylardan olur. Bundan yapılmış bir trafoda çok ciddi enerji verimliliği elde etmeniz mümkün. Bu da stratejik bir ürün. Bunu da Allah nasip ederse 2023'ün 17 Eylül'ünde açmış olacağız. Bu da Bandırma'ya yapılıyor. Biz uç ürünleri Bandırma'ya yapıyoruz. Çok önemli. Bir de iş imkanları da oluşacak böylelikle. Kesinlikle. Oradaki oralara hiç girmiyorum. Tabii. İstihdam, tabii. Katma değer. Bizim bahsetmiş olduğumuz cirolarımız, borlu ürünlerle elde eden ülkenin ciroları önümüzdeki 3-5 yıl içinde geometrik büyüyecek. Göreceksiniz. Tabii. Niye? Bor karbür üretiyorsunuz, ferrobor üretiyorsunuz. Buna ihtiyacı olanlar fabrikalarını Türkiye'ye gelip kurmaları lazım. Biz de onları kurması için gerekli adımları atacağız. Şimdi gelelim lityuma. Şu bor cevherimiz içinde bir de lityum var. Cevherin içinde. Evet. Biz bu ürünü ürettiğimizde satılabilir ürünümüzü. Bu bor cevherinin içindeki lityum atığa kaçıyor. Bakın şurada cevher işliyoruz 2.7 milyon ton. Yaklaşık 1.2 milyon ton satılabilir ürün üretiyoruz. 1.2 milyon katı atık ve 433 bin ton sıvı atık çıkıyor. Bu 433 bin ton sıvı atığın içindeki lityumu elde ettik biz. Ve bu lityum 600 ton yaklaşık 40'a böyle bir projemiz var. Yine bu atığın içindeki bordan yine satılabilir bir ürün, bor ürünü yapıyoruz. 44 bin ton ve 340 bin ton saf sıcak su elde ediyoruz. Ve atığınız artık 433 bin tondan 47 bin tona düşüyor. Ve 500 ton katı atığı. Yaklaşık o 433 bin ton atığı %80'inden fazlasını geri kazanıyorsunuz. Onun için baraj yapmıyorsunuz, onun için kamulaştırma yapmıyorsunuz. Artı lityum üretiyorsunuz. Biz bu projeye başladığımızda lityumun tonu 18 bin dolardı, 20 bin dolardı. Bugün 75-80 bin dolar lityumun. Lityum nerelerde kullanılıyor? Evet. Lityum pille ilgili telefon, tablet, bilgisayar, araç her yerde kullanılıyor. Evet. Ve 10 ton üretimi yaptık biz pilot tesiste. İnşallah 2023'ün ilk aylarında da 40'a bunun temelini atacağız. Şimdi evet, ilk, sayın sunucumuzun elinde tutmuş olduğu ilk pil yerli pilot
tesisi. Lityum karbonattan, evet. Bizim ürettiğimiz lityum karbonattan üretilmiş pildir bu. Aspisan tarafından, Aselsan'ın kurumu Aspisan, evet, tarafından üretilmiştir. Bu evet, görsellik önemli. Ne kullanılacak? Yine aynı. Yani aynı. Aynı. Bunlar kullanılacak. Ondan, de, o, evet, pillerden de şöyle bir powerbank yaptık. Bizim insanımız biliyorsunuz görsel çalışır. Yani yaptığınıza bazen inandırmanız lazım. Şöyle bir takalım efendim bir telefonu. Ama bu benimkini olmaz. Şuradan şu uç girer mi efendim? Onu bile düşünmüşler. O da girmez. Peki. Büyük efendim bu. Yani şunu anlatmak istiyorum. Bu bizim powerbankimiz. Bizim kendi lityumumuzdan üretilmiş powerbank. Türkiye kendi lityumunu üretebilir pozisyona gelmiştir. Bu da girer mi diye düşünüyorum. Evet. Ama sizin şey marka telefonun markası farklı galiba. Evet. O yüzden uymadı. Neyse. Yani bu görmüş olduğunuz lityumdan, yerli lityumdan yapılmış olan pilimiz. Çok güzel. Bu çok önemli çünkü Türkiye böylece sayılı lityum karbonat üreten ülkeler arasına girmiş olacak. Şu anda pilot tesiste yılda 10 ton, Kırkaya kuracağımız bu tesiste yılda 600, Bandırma'ya kuracağımız tesislere yılda 100 ton, totalde 700 ton. Tesisin temelini inşallah 2023'te atmış olacağız. Evet. Böyle değerlerimize sahip çıkmak lazım. Evet. Ülkecek, vatandaş, tabii, olarak, devlet olarak. Evet. Yolumuz açık olsun vallahi. Hadi bakalım. Bu daha bitmedi. Hı hı. Daha anlatacak çok şeyimiz var, var belli. Çok şey var ama evet, maalesef programımızın evet. Bir de nadir toprak sahamız çok var. Çok kısa, evet. Çok kısa geçelim, da bundan bahsedelim. Sayın Bakanımız Fatih Dönmez Bey, Eskişehir Beylikova Sivrihisar'da açıklamasını yaptı. Dünyanın en büyük ikinci rezervi bizim nadir toprak eden. Nerelerde kullanılıyor? Bütün üst düzey teknolojilerde NATO kullanmanız lazım. Periyodik cetvelin en altında 17 tane yazan bu madenleri kullanmanız gerekiyor. Mesela evinizde doğalgaz yakıyorsunuz, ısınıyorsunuz değil mi? Olmadığı zaman ne yapardınız? Eskiden olduğu gibi kömür yakarsınız. Evet. O olmadı. Odun. Odun. O olmadı. Çalı. O olmadı. Sunta. Bir türlü yakarsınız, ısınırsınız. Ama bu teknolojilerde nadir toprak adından anlaşıldığı gibi az kullanılıyor ama yeri ikame edilemiyor. Bunlar olmazsa olmuyor. Evet. O yüzden bu nadir toprak konusu da inşallah önümüzdeki yıllarda çok gündemde olacak konular olacaktır. Yani benim söyleyeceklerim bitmedi. Bitmiyor aslında. Evet. Evet, çok birçok projemiz var ama bu fırsatı bana verdiğiniz, kurumumu tanıtma, yaptığımız projeleri tanıtma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar alırız Türkiye, inşallah. Tabii hocam. Türkiye yüzyılında borun çok önemli bir yeri olacak. Borumuz ötecek mi? Evet. Ne kararı kanaat getirdik? Bor ötecek mi? Vallahi anladığım kadarıyla ötüyor zaten. Evet. Bir şey söyleyeyim. Başladım. Amerika'ya falan da ihraç ediyoruz değil mi? Tabii. Amerikan piyasasının yaklaşık %30'una yakını ürünü biz veriyoruz. Harika. Evet. Dünyada en çok bor kullanımı Çin, Amerika, Hindistan. İlk üç ülke bu. Ama ilk birinci biziz. Kullanımından bahsediyorum. Üretici olarak biziz. Pazar lideri biziz. Ama dünyada en büyük kullanıcı Çin boru kullanan. O yüzden pazar payımızı da az önce söylediğim gibi rezerv kadar pazar %73'e çıkarmaya çalışıyoruz. Yeni teknolojilerle katma değerli ürünlere çevirmeye çalışıyoruz. Şeyimizi, pazarımızı daha katma değerli ürünlere dönüştürmeye çalışıyoruz. Az önce anlattığım rakamlar olayı bütün çıplaklığı aslına bakarsanız ortaya koyuyor. Yani cevheri 120 dolardan 1000 dolarlara satmak artık bizi kesmiyor. Artık daha katma değerli borda ürünlere 60, 70, 100 milyar dolarlık pazarlardaki ürünlere, daha stratejik ürünlere geçme yolunda irademiz var. Bu konuda da Sayın Bakanımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanımızın sonsuz destekleri oluyor. Zor bir yolculuk, çok çetin bir yolculuk. Dönem dönem düştüğünüz oluyor, kalktığınız oluyor, darbeler alıyorsunuz ama bunu Allah nasip ederse gerçekleştireceğiz. Evet.
İnşallah. Evet, Sayın Serkan Kereşer, değerli bilginizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Çok aydınlatıcıydı. Geçen sefer de öyleydi. Şimdi tekrardan yenilemiş olduk, tazelemiş olduk bilgilerimizi. Senin için de öyle olduğunu düşünüyorum. Aynen. Ahmet. Bir de geldiğim iyi oldu. İyi oldu. Boru tanımış bilgiler. Oldum. Boru tanım bir öğrenci gibi sizi hissettim kendimi. Evet, çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sen de geldiğin için çok teşekkür ederim. Piknik sepeti dediğimiz gibi başta konuştuğumuz üzere devam ediyor. Evet. Bir yaz eğlencesi o oyunda devam ediyor. Umarım seyircilerimiz de bunu almıştır zaten turne tarihlerini. Başarının devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Bir hediyemiz oluyor her zaman gibi. Maden bilimcilerin duayınız Saadettin Alpan'ın Alpan hakkındaki kitabı. Maden dünyasının duayeni. Efendim biz de kahvemizi verelim bakalım. Bir de kahvemizi alalım bakalım. Teşekkür ederim. Madenin mikrobesleyici olarak kullandığı, gübre olarak kullanıldığı Guatemala kahvemiz. Çok bunu teşekkür ederim. Armağan edelim efendim. Sağ olun. Evet efendim. Birkaç çuvalda gübre yollarsanız. Gönderirim efendim. Adresi çıkışta alalım. Yalnız dikkatli kullanılması lazım. Fazlası zarar. Tamam. Evet. Evet sevgili seyirciler, umarım sizi de bilgilendirmiş olduk buradan. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yaşam ve Madeni sundu.